tarihin en eski tanıklarından biri olan bir yapıyı Ayasofya'yı konuşacağız. Ayasofya anlamı kutsal bilgelik ve 1500 yıldır iki büyük inanca hizmet eden bir yapı Ayasofya. Bilinen ve bilinmeyen birçok yönü var. Şimdi bilinenleriyle bilinmeyenleriyle Ayasofya'yı konuşacağımız konuğumuz Coşkun Faik Kavala. Hoş geldiniz. Hoş evet, bulduk, teşekkürler. Ayasofya'yı anlatır mısınız bize? Neler söyleyeceksiniz Ayasofya ile Şimdi Ayasofya binasından önce bizim için tabii çok büyük bir önem taşıyor, çok büyük bir anlam taşıyor değerli. Hem İstanbullu olarak hem Türk olarak bizim topraklarımızda hem İstanbul'un fethinden dolayı bir sürü bizim için saymakla bitmeyecek değerinin anlamı var. Ama bir tarihsel, bir tarihçi olarak tarihsel perspektifte Ayasofya'nın inşaatına, onun mimarisine yol açan süreci kısaca değerlendirmek lazım. Şimdi dönem Justinian dönemi. Justinian, Renovatio Imperii adını verdiği bir imparatorluğu yeniden inşa etme politikasına başlıyor. Bu bir Roma imparatoru. Biz Bizans adını veriyoruz. Çünkü daha sonradan Roma ile... Doğu Roma'yı ayırmak için kültür olarak bu ismi veriyoruz ama Roma İmparatorluğu hala devam ediyor. Ama Roma İmparatorluğu'nun resmi dini Hristiyanlık olmuş, Paganizm tamamen yasaklanmış durumda. Yıllar 532-537 yılları inşa edildi tarih. Tam bunun karar verildiği tarihte işte 532 yılı. O günkü koşulları düşünelim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed 571 yılında doğdu, hatırlayalım. Aynı yüzyılın içinde hatta biraz da daha önce. Şimdi bu koşulda elimizde ne var? Büyük bir Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu var. Doğu Roma İmparatorluğu'nun elinde bütün Balkanlar var, Anadolu var, Suriye ve işte Mısır toprakları var. Batı'da ne olmuş? Batı Roma İmparatoru son yeni devrilmiş 476'da. O topraklar Vizigot, Ostrogot ve Vandallar tarafından işgal edilmiş. İşgal olarak bu görülüyor, kabul ediliyor. Çünkü hala Roma'ya ait olduğu kabul edilen topraklar. Bir öncesinde Anastasius diye bir imparator geliyor. Anastasius adındaki Bizans imparatoru vergi reformu yaparak bütün e, imparatorluğun devletin kasalarını dolduruyor. Müthiş bir servet ve zenginleşme dönemi yaşanıyor Anastasius döneminde. Arkasından e, Justin adı verilen bir hükümdar iktidara geliyor. Saray görevlilerinden ve bunun da yeğeni olan Justinian dönemi 527 yılında başlıyor. Şimdi Justinyen geldiği zaman aklında bir hedef var. Batı bölgesi olduğu gibi imparatorluğun barbarlar tarafından ele geçirilmiş diyor. Bu toprakları biz yeniden ele geçireceğiz. Roma'yı birleştireceğiz ve Roma bir daha aşağılanmayacak, yıkılmayacak. Bu ideale sahip. Dolayısıyla bu imparatorluğu birleştirecek de bir tutkal olarak din vurgusunu yapıyor. O dönemde çeşitli Hristiyanlığı içinde çeşitli anlayışlar var, görüş farklılıkları var. İşte batıda özellikle bir gotlar arasında Aryancılar, Aryus takipçileri var ve monofizitler var. Yani Nika konsilinin karar verdiği Hristiyanlığa karşı insanlar. Nika konsilinin kararlarını bizim bildiğimiz anlamda Ortodoksluk diyoruz. Bu Ortodoksluğu yaymak için bir anlamda dini bir diktatörlük kuruyor. 520'de iktidara geri gelmez. Bir Din baskısına, din kullanımına. Justinian Justinian, Justinianos, evet. Justinian. İkincisi bu baskıyı dini anlamda toplumsal baskıyı getirirken Yahudilere, Samirilere çok yoğun bir saldırı başlıyor. Efendim devlette çalışmaları yasaklanıyor. İşte Hristiyan olmaları için belli bir süre veriliyor. Üç ay kadar vesaire. Şimdi, bu baskı politikası bir diğer özellikle Justinian İmparatorluk Kurumu'nu yüceltiyor, yükseltiyor imparatorun yetkilerini Senato'nun Roma döneminde hep bağrını sürdürmüş olan Senato'nun aleyhine güçlendiriyor. İmparator bir anlamda Tanrı'nın elçisi haline geliyor. Şimdi bu tarihsel perspektif buna karşı 532 yılının Aralık ayında İstanbul'da bir isyan çıkıyor. Ee, kitabınızı göstermek istiyorum. Müsaadenizle Ayasofya istiyorum. isyan ve devlet. Coşkun Faik Kavala'nın. Evet. E, kalem aldığı önemli eserlerden biri Justinian ve Nike ayaklanmasının bu kitapta e, bahsediyorsunuz. Tabii. Buyurun. Şimdi Nike ayaklanmasında normalde İstanbul'da Hipodrom'da, bugün at meydanı işte Sultanahmet Sultan dediğimiz Sultan İstanbul'da Sultanahmet Camii'nin işte e, önündeki dikili taşın olduğu alan aslında bir Hipodrom. O Hipodrom'dan eskiden önceleri de dört, daha sonra Justinian döneminde iki tane takım var, biri yeşiller, biri maviler. Ee, çeşitli farklı sınıfları temsil ediyor. Aristokratları maviler temsil ediyor. Yeşilleri halk tabakası ve işte e, tüccarlar temsil ediyor vesaire. Ama bunlar normalde sürekli bir çatışma halindeyken e, Justinian'e karşı bunlar Ocak ayında 532 Ocağında 531 Aralık'tan itibaren bir e, gösteriler ve at yarışları sırasında isyana başlıyorlar. Bir ayaklanma nika nika bağırışlarıyla bunun işte ayrıntıları çeşitli yazılıyor. İki kişiye ölüme mahkum ediyor ölmüyorlar ipten kurtuluyor vesaire rivayetler var. Ama sonuçta yeşili mavisi bütün taraftarıyla beraber toplamda 30 bin insan yaklaşık 30 bin ile 50 bin arasında bir insan grubu imparatora hakaretler ediyor meydanda. Ve ee, hapsedilen çeşitli arkadaşlarını hapisten çıkarken şehri yakmaya başlıyorlar. Hapishaneye ateşe veriyorlar valiliğe ateşe veriyorlar. Bu sırada Ayasofya yapılmaya başlamış Ayasofya var. Ayasofya bir tane var, üç tane Ayasofya var tarihte. Şimdiki üçüncü Ayasofya. O ilk Ayasofya 360 yılında. Konstantin öldükten bir süre sonra inşa ediliyor. Arkasında bir Ayasofya daha var. O da yıkılmış. Şimdi bu Ayasofya Ayasofya'da Ayasofya da dahil, tabii ikinci evet. da dahil bütün İstanbul bu isyancılar tarafından yakılıyor. Bu yakma olayı sırasında Justinian kaçmaya karar veriyor. Diyor ki biz bu isyanı bastıramayız. Başka bir bölgeye çekilip savaşarak biz bunu alalım. Teodor'a bir talimat eşi İmparatoriçe Teodora'a. ben en güzel kefen erguvan renkli kefendir. Çünkü erguvan hükümdarlık giysisinin rengi. Sadece hükümdarlar erguvan renkli giysi giyerler. Bunun dışında kefen kabul etmem. Bastıracaksak kararlılıkla bu isyanı bastırmalıyız diyor. Belisarius adlı generali çağırıyorlar. Belisarius Germen asıllı askerlerle beraber paralı askerlerle hipodroma girip Portanekra adı adı verilen kapının önünde bütün oradaki kalabalığı e, öldürüyor. Yaklaşık 30 bin insan öldürüldüğü tahmin ediyor. Bunun ardından zaferini, bu bir zafer, Nika isyanı bastırılıyor. Halk ayaklanması bastırılmış oluyor. Zaferini kutlamak için Justinian, tarihin gördüğü, insanlık tarihinde o zamana kadar yapılmış en büyük mabet yapısı olan Ayasofya'yı inşa ettirmeye başlıyor. Isidoros ve Antemios adında iki tane, e, Aydınlı da aynı zamanda işte hemşehriniz. Ee, mimar getirtiyor ve bu mimarlara kubbeli bazilika yaptırıyor. Bazilika şöyle üç tane salonu vardır. Ortadaki nef, orta salon biraz daha geniş. Yandaki salonlar biraz daha dar. Buna bazilika adı verilir. Bütün bildiğimiz İtalya'daki kiliselerin hepsi bazilika tipindedir. Ortada uzunlamasına bir salon vardır. Hatırlarız haç şeklindedir bunlar. Şimdi bunun üstüne bir kubbe eklenmesini istiyor. Talimatını veriyor Justinian. Kubbeli yapılar o kadar gelişmiş değil. O kadar büyük bir kubbeli yapı yok. Panteon falan var Roma'da çok önceleri yapılan. Bu tek kubbe bir tane kubbe tek devleti tek imparatoru tek inancı sembolize edecek. Sem simgeleyecek. Tarih boyunca da insanlar o tek kubbeye baktıkları zaman tek din olan ortodoksluğu tek devlet olan Roma İmparatorluğu'nu, tek hükümdar olan Justinian hatırlayacaklar. İdeoloji bu şekilde. Ve bu, bu isyan sonrasında, Nika isyanı sonrasında esir alınan bu isyancılar, o yaklaşık 10 bin kadar köle edilen işçiler tarafından rekor bir süreyle 532'den 537'ye kadar 5 yıl içinde inşa ediliyor. Dünyanın dört bir tarafından değerli taş, işte porfir adı verilen, yeşil veya kırmızı sütunlar getirtiliyor. Baalbek tapınağından, Efes Artemis tapınağından taşlar söpürüp getiriliyor ve bu muazzam yapı inşa ediliyor 537 yılında Justinian bunu açtığı sırada. ilk içeri girdiği an söylediği söz kayıtlara göre "Ey Süleyman seni de geçtim." Yani Hazreti Süleyman'a sesleniyor. Süleyman tapınağını bir atıf yapıyor. Şimdi hikaye burada esas. Yani evet. bunu pek biz pek bahsetmiyoruz genelde Ayasofya konusunda. Çünkü Ayasofya'nın sembolize ettiği de şey devlet. O yüzden ben kitabın ismini İsyan ve Devlet diye koydum. Ayasofya dinselleştirilmiş, din aracılığıyla kendisine bir ideoloji vermiş bir devleti temsil ediyor. Ee, ve bu daha sonra Osmanlı Devleti tarafından biliyorsunuz İstanbul'un fethinden sonra örnek alınan bir mimari. Osmanlı cami tipi de aynen Ayasofya tipindedir. Bunu çok çeşitli şekillerde yorumlayabilirsiniz. Tek kubbe, Allah göklerde tek Allah var. Allah'ın eşi benzeri yok. Onun doğurmamıştır, doğmamıştır bildiğiniz gibi. Onun gibi yeryüzünde tek bir hükümdar var. O hükümdar da Devlet-i Aliye'nin padişahı mesela Osmanlı anlayış. O yüzden de, de Osmanlı camilerinde de Selahattin camilerinde tek kubbe görüyoruz. Yine ilham kaynağı ideoloji olarak din değişse bile Ortodoksluktan İslam'a geçese bile yine aynı. Tek devlet, işte tek din, tek inanç, tek imparatorluk. Bunu Ayasofya'da sembol olarak görüyoruz. Peki Ayasofya tarih boyunca gerçekleşen birçok olaya da tanıklık etti değil mi? Neler evet. var mesela? mesela e, en önemlisini söyleyecek olursak 1054 yılında kiliselerin ayrılması Ayasofya'nın içine gerçekleşiyor. Bunun daha öncesi var işte Herak Yani Katolik ve Ortodoks Katolik diye, değil mi? Katolik ve Ortodoks ha, diye kesin öyle. olarak ayrılması kilisenin skizma denilen olay. Ayasofya'nın Ayasofya içinde papalık elçilerinin gelip Konstantinopolis e, pa, e, Patrin'i e, aforoz ettiklerinin belgesini bulba denilen belgeyi Ayasofya'nın sunağını bırakmalarıyla oluyor. 1054 yılında. Kesin olarak iki kilisenin bu olayla ayrıldığını biz kabul ediyoruz. Demek ki Ayasofya'nın içinde gerçekleşmiş bir olay. Gerçek haç. E, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği rivayet edilen haç ee, Sağsani'lerle Bizans arasındaki savaş sonrasında, zafer sonrasında Ayasofya'ya getiriliyor. Ayasofya'nın absidine dikiliyor. Bir süre orada kalıyor. Mesela bu daha önce e, 600'lü yıllarda olan bir olay. Ve daha sonrasında işte 1204'te İstanbul'a tarihinde en büyük zarar veren. Biz İstanbul'a zarar vermedik. Hı hı. Osmanlı fethinden sonra İstanbul'u yeniden Ama inşa ettik. Haçlılar. Haçlı seferlerinde 1204 yılında Latinler özellikle Venedik'in başını çektiği ki e, mezar yazıtı da e, Enrico Dandolo'nun Ayasofya'nın içindedir. Mezar orada değil. Alıp götürmüş daha sonra e, Fatih'in Bellini'ye teslim ettiği söyleniyor. O ayrı bir şey. Ama onun liderliğindeki Haçlılar Ayasofya'ya eşeklerle, katırlarla hatta Afedersiniz fahişelerle beraber gidip orada eğlence tertipliyorlar. Yani bir saygısızlık da söz konusu. Orada e, çeşitli 1200 kiliselerden toplanan e, rahibeleri Tabii. topluca Ayasofya'da Tabii, tecavüz, tecavüz edildiği söyleniyor. Ve e, aynı zamanda oradaki Ayasofya'nın ikonostası, ikonostas denilen Ortodoks kiliselerinde, Katolik kiliselerinde olmayan, altınla bezenmiş, üstü altınla kaplanmış bir perde olur. O perdenin üstünde çeşitli ikonalar olur. Buna ikonostasis denir. İkonostasis'i alıp bir gemiye yüklüyorlar. Venedik'e götürmek üzere o kadar ağır ki, altın ağırdır biliyorsunuz, gemi batıyor bu ağırlıktan. Ayasofya'yı ve bütün İstanbul'u soyup soğana çeviriyorlar. Dört atı da hipodromdaki, alıp Venedik'teki San Marco, San Marco Meydanı'na, meydanına koyuyorlar, yerleştiriyorlar. Koyuyorlar. Onlar gibi nice e, tarih eser. Tabii yağmalanıyor. İtalya'ya götürülüyor. İtalya'nın çeşitli kiliselerinde ve meydanlarında şu anda sergileniyor. Tabii. Ayasofya bildiğiniz gibi... Ve Fatih'in girmesi var 1453'te. Fatih ha. girdikten sonra mesela oradaki şey de çok enteresandır. Zaten bu Haçlı Sefer'in etkisi nedeniyle bir kısmı İstanbul halkının bir kısmı biz Türkleri tercih ederiz İtalyanlardansa Latin Serpuji'nin Paşa'nın kabuğu daha iyidir diyorlar. Ve Fatih girdiği zaman söylenenlere göre halka yönelik benden korkmanıza hiç gerek yok. Hepinize dini hür hürriyet veriyorum konuşmasını yaptıktan sonra e, şeye çıtırmanıyor. E, üst galeride bugün bulunan o tam e, bir e, dua mozaiği var. Deizis mozaiğini bir askerin parçaladığını görüyor. Çünkü altın o biliyorsunuz altından oluşuyor ve işte askeri durduruyor. Binalar bana aittir bundan parçaları sökemezsiniz diyor ve arkasından kubbeye çıkıyor. Kubbede meşhur işte Perde Darimi Konetber Kasrı Kaiser Ankebut dizelerini Sadi Şirazi'den okuyor. Yani bak eski imparatorluklar nasıl örümcek ağlarıyla kaplanır olmuş, nasıl çökmüşler, bozulmuşlar şeklinde üzüntüsünü ifade ediyor ve sarayın da iki tane eski saray biliyorsunuz saray vardır. Bir eski saray, ilk saray Beyazıt'ta Arkasında Topkapı Sarayı inşa ettiriyor Ayasofya'ya yakın diye. Çünkü Ayasofya müthiş bir Fatih Sultan Mehmet'in hayranlığı var ve o dönemde işte cami haline getiriliyor. Orada namaz kılınıyor. Fethi'den bu Buna benzer birçok olay var değil mi? Tabi. Yani işte e, Ayasofya'nın restorasyonları var Hiç efsane çok. Ben genelde efsaneden ziyade gerçek kaynaklı içinde gerçekten ne olmuş? Yani Ayasofya'ya girdiğim zaman ben orada e, kimlerle aynı nefesi içime çekiyorum. Orada ne var? Onu hissetmeye çalışıyorum. Mesela orada ikinci e, Mahmutun hat eserleri var. Yani yaklaştığım zaman ikinci Mahmutun kendi elinin dokunduğu o tablonun orada asılı olduğunu görmek bana bir e, şevk veriyor. Veya daha öncesinde. Bir ikona krizi var Bizans'ta, ikona savaşları var. İkonalar ve resimler yok ediliyor Bizans'ta bir süre. 700'lü yıllardan 800'lere kadar. İkonacıların, resmi savunanların, tasviri savunanların zaferinden sonra Ayasofya'da o şeyler tekrar yapılmaya başlanıyor. O mozaik eserler vesaire. İlk girdiğiniz zaman Ayasofya yapısında karşınıza Theotokos Meryem dev bir tanrı anası olduğu söylenen Hristiyanlıkta Meryem Apsit'te görürsünüz o mozaiği. O bir zafer işaretidir. İkonacıların zaferini temsil eder. Hemen sağında Allah yazısı. Hemen solunda da Hz. Muhammed'in ismi yazan tablolar bulunur. Onlar 19. yüzyıldan o büyük tablolar Mustafa İzzettin Efendi'nin. Tam ortasındaki Apsit'teki o şeydi 9. yüzyılda arada bin yıllık bir fark var. Orada bir heyecan ve coşku duymamanız mümkün değil. Bir sanat eseri e 9. yüzyıl öbürü 19. yüzyıldan kalma ve hepsi bizim hepsi bizim kültürümüz ve hepsinde bir tarih var. Mesela gidiyorsunuz Üskaler'deki Deesis tablosu aslında bir e, zafer e, duası. Yani Mihail Paleolog İstanbul'u geri aldığı zaman 1261 yılında tam Enrico Dandolo'nun mezarının karşısına o e, Deizis Dua adlı verilen ortasında Hazreti İsa'nın solunda Meryem Ana ve işte e, vaftizci yaşayanın olduğu resmi tam karşısına koymuş bilinçli olarak. Yani biz sonuçta zafer kazandık. Bir şükür duası o. Veya üst galeride iki tane daha mesela bunun gibi tablo var. mozaikten oluşan. Mesela onun da çok enteresan bir hikayedir. E, Zoe, Zoe'nin üçüncü Eşini orada görürüz, kocasını görürüz. İmparator Cezay 3 kez evleniyor. En son Konstantin Monomah'la evleniyor. Her evlendiği zaman o mozaiğin içindeki imparatorun yüzünü, mozaik yüzünü söküyorlar. İkinci kocasının resmini oraya koyuyorlar, yerleştiriyorlar. Üçüncü kez evlendiğinde tekrar eski kocanın resmini oradan indiriyorlar. Uniforma aynı çünkü imparator aynı giysi giyiyor. Üçüncü kocanın bu sefer Konstantin Monomah'ın yüzünü. Orayı yerleştiriyorlar. Kadın bir dördüncü kez evlenemeden zaten kendisi vefat etmiş. Öyle o şekilde kalmış. Üstündeki yazıyı da okuyorsunuz. Konstantin bozulmuş bir şekilde yazıyor. Yani her bir köşesinde e, ilginç bir takım Bizans olsun Osmanlı olsun veya Fosatti'nin orada restorasyonu var. Fosatti restorasyonu sırasında mozaiklerin ortaya çıkması var. Ve Barok Üslup'ta çeşitli eklentiler var mesela içinde. hülkar Mahfili vesaire gibi. Dolayısıyla müthiş muazzam bir tarih var. Bu ne nedir? Zaten... Sonuçta 1931 yılında bu Ayasofya'nın restorasyonu gündeme geliyor Thomas Whitmore başkanlığında. Thomas Whitmore başkanlığında Amerika'dan gelen o Bizans Araştırmaları Enstitüsü'nün Profesör Whitmore'un başkanlığı heyet geldiği zaman oradaki mozaikleri buluyorlar. Çünkü mozaikler kapanmış Osmanlı zamanında malum. Üstü sıvayla Melek. ölçülmüş. E, Melek de. tasvirleri olsun, işte hı hı. İmparator, İmparatörçe Hazreti İsa Hazreti, Meryem tasvirleri kapı çünkü orası bir cami, camide namaz evet. kılınacak. Şimdi bunlar bulunduktan sonra restorasyon çalışmaları hı. sonrasında e, şu karar çıkıyor, bu bir müze olsun. Evet. E, Birçok söylenti ve rivayetin de e, merkezinde evet. kutsal emanetlerin burada saklandığına dair bugüne kadar çok şey Derler, söyleniyordu. Ait evet. sandıkları falan denir. Yani rivayet çok işte altından efendim çeşitli Çünkü kanallar. altında tüneller ve kanallar var. Ve bu tünellerin bir kısmının Kınalıada'ya kadar bir kısmının Bağat'a kadar hatta Beyazıt'a kadar gittiği söyleniyor. Şimdi, şimdi o şimdi rivayet ve efsane çok. Yani Hı -hı. ben de mesela size bir efsane söyleyeyim. O Ayasofya'da gelen turistlerin parmaklarını soktuğu bir şey var. Meşhur bir sütun var orada. Şimdi o sütunla ilgili denir ki. Ee, yani o Ayasofya'nın e, şeyi inşa sırasında tabi bir cami olarak inşa edilmediği için yönü doğuya bakıyor bütün kiliseler gibi. Ee, Mekke'ye bakarak namaz kılmanız için 45 derecelik bir açıyla orada dur durmanız gerekiyor. Bunu gören Fatih Sultan Mehmet bir rivayete göre orada bir parmağıyla o e, taşa elini sokarak çevirmiş ve e, Mekke kıbleye oturtmuş Ayasofya'yı. Halbuki böyle bir şey olmadığını biliyoruz. Veya bir rivayete göre Hazreti Peygamberimiz gelmiş o cam. Ama inşa edildiği tarih belli aynı şekilde. Veya kutsal emanetler, Hristiyan emanetlerinin bir kısmı bugün Fener Rum Patrikhanesi'nin kilisesindedir. Orada zaten bulunur bir takım Hristiyan emanetleri. Ayyurgi Kilisesi'nde veya St. George Kilisesi'nde veya Yavuz Sultan Selim'in getirdiği emanetleri Topkapı Sarayı'nda zaten sergilenmekte. Bunun dışındaki e, halk içinde, zaman içinde bir takım söylentiler, efsaneler çıkmıştı. Bizim görevimiz... Birkaçını paylaşalım mı? Yani tarihçi olarak e, veya Rumların inandığı bir takım efsaneler var. Konstantin olduğuna inanıyorlar. Bir sütun, Konstantin İstanbul'u fethinden sonra bir sütuna dönüşüyor. Ve İstanbul geri Rumlar tarafından ele alınmak durumu olursa o tekrar canlanacak. işte ve işte bir şeye dönüşecek gibi bir efsane orada var. Efendim hemen yanı başında e, yere batan sarnıcında Şahmaran efsanesi vardır yine aynı şekilde. Yani bunlar söylentiler. E, veya yer altında onun tünelleri. Yer altında tüneller dediğimiz aslında Justinian döneminde inşa edilmiş olan o meşhur su sarnıçları. Yani su sarnıçları sistemi Ayasofya'nın altına kadar uzanıyor. O yüzden de Ayasofya'ya o çok söylenir zaten. E, kulağınızı yere e, koyduğunuz zaman o su sesini duyarsınız şeklinde. Şimdi gerçeklik boyutu olan olmayan, abartı olan şeyler de var. Dolayısıyla Ayasofya konusunda. Sonuçta yani Ayasofya bir bir kere sol bir bakış açısıyla baktığınız zaman Ayasofya bir bir emekçi ayaklanması, bir halk ayaklanmasının sonunda o insanların kanlarıyla inşa edilmiş. Mesela kırmızı olmasının sebebi hep şeydir. Kırmızı. Çünkü Bizans binanın hepsi kırmızıdır. İstanbul'a baktığınız zaman beyaz Ağırlıklı inşaatta beyaz kullanılmış taş Osmanlı yapısıdır. Kırmızı kalemden ayıp cami gibi ise mesela Ayasofya gibi ise Bizans yapısıdır. Hazreti İsa'nın kanını temsil eder denir. Hı hı. Ama ben oraya her baktığımda o inşaatında e, köle olarak çalıştırılan insanları mesela görüyorum. Kırmızıyı görünce. O o, o insanları görüyorum vesaire ve orada Nika bir ayaklanmasında dökülen tabii, kan geliyor aklınıza. Ve işte orada bir devlet e, ve aynı zamanda dini baskı aracı olarak kullanan ve bunu bütün orta çağ boyunca devam ettiren bir devlet. Heyula gibi önünüzde yüksek, kocaman yanına gittiğiniz zaman kendinizi küçük hissediyorsunuz. Bu zaman içinde efendim devletin gücünü arttırmak için hem Bizans döneminde hem Osman döneminde çeşitli efsanelerle, rivayetlerle süslenmiş. Ama şunu söylemek lazım Ayasofya binası yapısı bilimsel olarak baktığınızda ben mecburen bilimsel bakıyorum konuya. Aslında o kadar da başarılı bir yapı sayılmaz. Mesela Süleymaniye daha dayanıklıdır. Sofya'nın bugüne kadar dayanmasının tek sırrı biziz zaten. Biz koruyoruz. Yani melekler tarafından korunması veya işte yüce bir kuvvet tarafından, Allah tarafından korunması çok söz konusu değil. Ee, bunu söylediğim için birilerini kırıyor olabilirim ama gerçekten böyle çünkü bu Ayasofya'nın kubbesi defalarca yıkılıyor. Mesela daha Justinian döneminde Ayasofya'nın kubbesi yıkılıyor. Antemios'un genç olan yeğeni, pardon düzeltiyorum Isidoros'un genç yeğeni tekrar e, kubbeyi inşa ediyor. Daha e, 560'lı yıllarda veya daha sonra 800'lü yıllarda Tridat adında Ermeni mimar onu e, tekrar inşa ediyor. Kubbe tekrar yıkılıyor ve o istinat duvarları vardır Ayasofya'nın çevresinde. Ayasofya'yı destekleyen. Evet. O duvarlar mesela payanda dediğimiz onlar Mimar Sinan tarafından ekleniyor. Bina daha iyi dayanabilsin diye. Ayakta kalsın Şu an diye. Ve etrafındaki o e, minarelerin iki tanesi ikinci Selim döneminde inşa edilmiştir. Onlar da Mimar Sinan tarafından ekleniyor. Onlar da aynı zamanda payanda işlevi görüp Ayasofya'nın dayanmasını sağlıyor. Yani birinci mimar Antemios ise Ayasofya'nın ikinci mimarı bir anlamda bir Marsillandır, onun dayanmasını güçlü olarak hala bugüne gelmesini sağlayan bir yapı. Dolayısıyla bir hani burada şey var mı? Yani gerçekten efsane boyutu bu tabii söylence çok güzel. Bilimsel olarak araştırdığımız zaman Ayasofya bizim tarihimizin en büyük sembol eserlerinden biri ve bir müze olarak son derece değerli, bütün insanlığın ortak değeri mirası bizim topraklarımızda İstanbul'da olmasından son derece gurur duyuyoruz. Ayasofya'yı konuşmaya çalıştık. Ayasofya'nın bilinmeyenlerini, efsanelerini anlattınız bize. Çok teşekkür ederiz. Konumuz Coşkun Faik Kavalay'dı. İstanbul'un misafir odası Sultanahmet'si. O misafir odasının en önemli eşyası, en önemli parçası Ayasofya. Ee, Ayasofya'yı dinimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık sizlere. Yeni kurulan bir YouTube kanalıyız. Desteğinize ihtiyacımız var. Eğer abone olursanız çok seviniriz. Teşekkür ederiz. ピッ